İletişim oyununun istesiyle bir devam edelim istiyorum. Hı, hı. Gökhan sen bize biraz yorumlarsan, e, mesela iletişim oyununun öncesinde çok tartışmalar oldu. Herkes hı hı. asılsın, asılmasın. Hı hı hı. Ama Gönüller takımın e, Günler sonra kazandığı bir oyun. Dokunmaz evet. oyundan dışında hani ödül oyunu değildi ama bir iletişim oyunu kazandı. Önemli bir oyundu. E, takımın çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve nasıldı performanslar? Hem ünlüler hem gönüllüler takımı. Yani şi şimdi bir kere Ünlülerde de çok iyi performansı olan e, yarışmacılarımız vardı ama Gönüllüler takım olarak gerçekten e, inanmışlar da ailelerinden gelen mesajları okuyabilecekleri ve yeni fotoğraflarda Acun abi de biraz köpürttü çok muhteşem ben okudum çok muhteşem mesajlar geldi o ondan dolayı Gönüllüler takım biraz daha asıldı diye düşünüyorum Ünlülerden sadece Sercan 3'te 3 yaptı muhteşem bir e, performansa evet. imza attı diye düşünüyorum ama yetmedi. Çünkü gönüllerde Nisa ve Cemalcan hatta Evrim Cemalcan 2'de 2, Evrim 2'de 2, Nisa 3'te 3 yaptı. Hatta son oyunu aldı. Elife karşı galiba. Son oyun Elife evet. karşı Nisa muhteşem bir performans gösterdi. Yasin de aslında 3'te 2 yaparak takımının galibiyetinde büyük bir rol aldı diye düşünüyorum. Ama asıl pastayı ben de Nisa'ya ve diğer 2'de 2 yapan arkadaşlarımız Cemal Can ve Evrim'e veriyorum. Evet günün yıldızı bence de evet. Nisa'ydı. Ee, mesela dün değil de ondan önceki gün oynanan oyunlarda Elif'in 4'te 4'ü vardı. Bu <laughs> sefer de Nisa'nın. Hep evet. bir kadın sivriliyor. Bir kadın yarışmacı sivriliyor. Evet. Bazen işte Evrim çok sivriliyor. Ee, Meryem varken Meryem, Meryem. çok sivriliyordu. Evet. Ee, Alcan'dan da beklentimiz o yönde yüksek. Yeni yarışmacıları daha izliyoruz. Onların hala adapte olmasını bekliyoruz. Gizem'in sakatlığı devam ediyor. Hayalet yarışmacı demiştik bütün Gizem'le ilgili. Hani bir an önce artık sakatlığını atlatıp oyunlara Dönmesine. dönmesi lazım. Ee, senin oyunla ilgili notların var mı Melisa? Yani şöyle avantaj oyununda kim avantajı sağlıyorsa seçim olarak da o zaten oyun oyun şansı olarak ona gülüyor. Yani burada gönüller avantaj oyununu iyi değerlendirdi. Atışlar gönüllere baktı hı hı. ki zaten başladığımız zaman bu belliydi bariz bir şekilde. İnandılar, istediler, güvendiler kendilerine. Aynı zamanda iletişim oyunu zaten çok ihtiyaçları vardı. Üst üste iki hafta. iki hafta oldu değil mi? iletişim oyunu? Üç hafta mı? İki hafta kaybettiler. İki hafta galiba. Evet. Iki hafta kaybettiler. Zaten artık almaları gerekiyordu. Hem mental olarak hem psikolojik olarak her anlamda. Fiziki, işte alışma süreçleri, işte motiv olmak evet, açısından. O yüzden bekliyordum yani ben benim için şaşırtıcıydı. Cemal Can'ı da bence geri döndüren bu oyundu. Evet başından beri söylüyorum. Evet notlarım arasında var? Cemal Can'ın dönüşü. Ne Hı -hı. diyeceksin Gökhan? Yani Cemal Can e, eğer bu takımda varsa ve motive ise gerçekten başka bir şey olur Kesinlikle. Şimdi motive bir Cemal Can, sağlık bir Meryem, gönüller takımını tekrardan Dün ya da e, çok ciddi 3 bir hale önce, getirecek. Yani ya da geçen hafta bir, e, Cemal Can'la Sercan'ın çıktığı bir parkurda sana sordum ya hatırlıyor musun? Yani Sercan Futbolculuk döneminde Türkiye'nin en az yani ilk çıktığında Türkiye'nin gelmiş geçmiş belki de en hızlı oyuncularından biri olarak adlandırıldı evet. ki öyle. akşamda gösterdi hızınızı. Öyle yani inanılmaz hızlı bir yarışmacı. Ya yani hızlı zaten Survivor'da da çok hızlı. Cemalcan da gerçekten lise hayatını çok kilolu geçirmiş, sonradan zayıflamış ve sporla çok haşır neşir olmayan bir arkadaşımız. Normal şartlarda. Ya buradaki hızına, Sercan'a karşı olan hızına özellikle inanamıyorum ve Can'ı tebrik ediyorum bu konuda. Bence ben, parkurda bir zeka, Parkurda hızlanması gereken yerleri biliyor. Evet. Eğildiğinde Mesela başkası daha açılı eğiliyor. Cemalcan böyle daha az eğilip daha kolay geçmeye çalışıyor. Yani hep dediğin gibi parkur zekasını da bir tık öne e, çıkartıp hızını bu şekilde de arttırıyor diye belki düşünüyorum. Belki de bazen Ama kaybolan de yetenekler kesinlikle. olur ya. Mesela belki de Cemal Can, çocuk yaşlarında bir spor branşından e, bir kenarından bir yerinden tutsaydı. Belki çok önemli bir sporcu olabilir. Olabilirmiş. Çünkü yani hiç sporla uğraşmamış. Dediğin gibi kilolu geçirmiş e, hayatının bir bölümünü. Hı 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 hı. Ve müthiş müthiş bir yetenek atışları çok başarılı, çok başarılı. soğukkanlı evet. ondan sonra fiziği de çok iyi evet. yani baktığın zaman yazık olmuş mesela Türkiye'de doğmuş büyümüş belki de çok önemli bir handbolcu, bir voleybolcu veya başka bir, bir atlet bir kere yüksek, herhangi nabızda, olabilir yüksek nabızda hala vücut koordinasyonunu ve şeyini kesinlikle koruyabiliyor ve atışlarını muhteşem yapıyor. yani %80 oranında parkuru çok iyi, iyi okuyor. yapabiliyor evet. parkuru iyi okuyor yani zaten çıkmadan önce bir parkuru görüyorlar orası çok önemli işte O anlatılırken, Hı -hı. o parkuru gezerken ki o ince ayrıntılar çok önemli oluyor ve çok akıllı bir çocuk zaten Cemalcan. Önceli. Bu ince noktaları gördüğünü düşünüyorum, onun da işte avantajını görüyorum. Evet. Şey e, dün akşam izlerken ikimiz seninle şey takılmıştık mesela. <laughs> e, i̇lk seçme hakkı gönüllerde, gönüllerde Nisa Elif seçiyor. Mesela orada aşkın <laughs> seçilebilecekken <gülüyor> evet. neden Elif seçiliyor? E, onu anlamaya çalıştım, şu an hala anlamadım mesela. Çünkü e, Elif'in kalkıp atıyorum gizemi alması. Ne ne bu ne demek? Evet, yani zemin hava gönüllü komgesi gönüllüler takımı seçiyor. Komple gönüllüler takımı seçiyor. Gönüllüler takımı sadece iki kadın seçecekler. Bence mantıklı. İki kadın seçecekler sadece gönüllüler takımı. Evet. Yani aşkımı ve Ezgi'yi seçecek karşıda? Bir anda Elif ile Ezgi'yi seçiyorlar. Ben Elif'i niye oyuna aldılar bu burada? Ben tam Evrim Ezgi'yi alıyor. Evet. Hı hı. Nisa e, işte oradan Elif istediğini alıyor. diyebilir. Elif diyor. Aycan da diyebilir bu arada. Haycan da evet, diyebilir, diyebilir, aşkım da diyebilir, Elif de diyebilir, diyebilir. Mesela Elif seçiyorlar. Yani bu bu avantajsa eğer orada başka bir kural koyulmamışsa, başka bir durum yoksa bir sakatlık vesaire. Yok. Neden böyle bir tercih edildi? Mesela ben de ona takıldım dün akşam. Yani ben Nisa çok hırslı bir kız. Evet. Belki mesela değil. şey gibi düşünebilir. Mert'in Ceyhun'u alayım da garanti sayı olsun Hı -hı. gibi Hı -hı. düşünmeyebilir. Ben en iyisiyle yarışayım, sayımı alayım. E, şey da biraz Elif'in biraz kötü olduğunu da kendilerince düşündüğü için belki Hı -hı. de Elif almış olabilir. Evet, ben öyle düşünüyorum.